Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Biz dünyaya gelirken yarım geldik. Erkek, dişi. Ve herkes kendi ruh eşini arar. Ve bunu muhteşem duygularla, aşk dediğimiz o duyguyla onu yaşamak ister. Ama sabırsız davranır. Her yerde onu arar. Ruh eşim kim? O mu, bu mu, şu mu diye. Ve beğendiği kişiyle bir aşk yaşamak ister. Bu genelde sahte olur. Çünkü gerçek aşk geldiğinde çok farklıdır. Ama sahtesi bile keyiflidir. Fakat eninde sonunda sahte olduğunu fark edersiniz. O zaman sahte aşkı gerçeğe dönüştüremezsiniz ve sevgili değiştirirsiniz. Bu durumda aklın seçtiği sevgili değiştirmektir. Ama şunu bilmek lazım. Biz herkesle, kim isterse olsun, yan yana geldiğimizde auralarımız birleşiyor ve muhteşem alışverişler olur. Konuşma gibi. Birbirimize konuşurken bir alışverişte, enerji alışverişinde bulunur. Ama bunun dozajı düşüktür. Auralarımız bunun 3-5 katını yapar. Daha çok alışverişte bulunur. Bir de düşünün, kendinize ait özel ve mahrem olan cinsel enerjinizi biriyle paylaşıyorsunuz. Oradaki o cinsel ilişki sırasında oluşan alışverişi bir düşünün. Auralar birleştiğinde iki tane enerji yüklü kablonun birbirine bağlanması gibi çok büyük bir enerji akışı gerçekleşir. Ve bu akışta ne olur? Ruhsal, zihinsel, duygusal, fiziksel, dört alanda da muhteşem bir birleşme gerçekleşir. Ve iki insan iç içe geçer. Ve burada büyük bir alışveriş olur. Nasıl ki işte cinsel hastalıklar oluşur. Bunun yanında zihinsel, duygusal, ruhsal, fiziksel her alanda bir alışveriş olur. Ve eğer karşı taraf kendi içinde bir dağınıklık yaşıyorsa, o dağınıklığı kendinize alırsınız. Ya da sizdeki dağınıklığı o alır. İyiliği de alırsınız. Ama artık o aldığınız parça sizin olur. Hele hele bu cinsel ilişki sıklığına da bağlı. Daha çok ilişkiye girerseniz giderek derinleşir ve daha derin boyutlarda bağlantılar kurulur. Şimdi böyle bir durumda eğer çok eşliliği, sürekli sevgili değiştiren kişileri bir düşünün. Onlar kendi auralarında kaç tane değişik insanın ruhsal, zihinsel, duygusal yapılarını taşırlar. Ve eğer böyle biriyle ilişkiye girerseniz ondan neler alacaksınız bir düşünün. Yani bu sevgi değil. Eğer insanlar daldan dala kuş gibi atlarlarsa bu da hem karşılarına verdikleri, eğer daldan dala atlayan karşısına çok negatif enerji yüklemesi
daha kesindir. Ama sen daha kendinsen, ilk defa bir ilişkiye giriyorsan, dikkat edeceğin nokta benzemek istemediğin kişiyle ilişki kurmayacaksın. Emin olmadan ilişki kurmayacaksın. Benzemek istediğin kişiyle git ol. Ona bir şey söyleyeceğim yok. Ama kesinlikle benzemek istemediğin kişiyle ilişkiye girme. Bu bir güç gösterisi değildir. Çünkü ben deftere bir tane daha yazdım. Şu da sevgilimdi, bu da sevgilimdi. Bununla birlikte oldum, şununla birlikte oldum. Övünme payı, güç payı çıkarmak istiyorsan bunu yaparsın ama aldığın o verdiğin enerji seni dağıtır. Cinsel hayatı çok eşlilik üzerine kurulan kişiler auraları karışıktır, kirlidir, dağılmıştır. Yüksek benlikleri dışında neredeyse hiçbir şeyleri onlara ait değil. Çünkü beraber olduğu herkesin ruhsal, duygusal, fiziksel bütün her şeyini kendi aurasında taşıyor demektir. Karması farkında olmadan Arap saçına dönmüş demektir. Kişilerle beraberliğinden sonra aldığı tüm negatif enerjileri, duyguları, düşünceleri, his, inançları bunlar hep o kişinin ayağına dolanır durur. Ve hem maddi hem manevi her alanda düşüşler yaşar. Farkında olmadan çünkü aurasını kirletmiştir. Ve gücünü bu negatif enerjiler aurasına yapışık olduğu için yaşam enerjisi giderek düşer. Kemirilir bunlar tarafından. Ve zihinsel, duygusal bedenleriyle sürekli bir dağılmışlık yaşar. Böylece hayatın içinde dağılmış olarak akar gider. Bu yüzden benzemek istemediğiniz kişiyle cinsel ilişkiye girmeyin. İlişki kuracaksınız. Ama muhtaç olmayacaksınız. Seveceksiniz ama sevginiz bir ihtiyaç olmayacak. Seveceksiniz ama sahip olmak için değil. Seveceksiniz ama kıskanmayacaksınız. Bir sevgide kıskançlık varsa orada ikilik var demektir. Sahip olma arzusu varsa orada ikilik var demektir. Bir sevgi içinde kıskançlık yoksa, sahip çıkma arzusu yoksa sevgi odur. Sevgi özgürleştirir. Gerçek aşkta bölünme olmaz. Sevenler birbiri içinde erir. Sadece egoistçe aşkta büyük bir bölünme vardır. Seven ve sevilen ayrılır orada. Biri sever, biri sevilir. Biri kıskanır, biri sahip olmaya çalışır. Hayır. Bu gerçek aşkla bir alakası yok. Çünkü gerçek aşkta ilişki yoktur. Çünkü ilişki kuracak iki tane insan yoktur. Gerçek aşkta bir olunur. Orada sadece sevgi olur. Bir çiçek açması gibi. Güzel bir koku yayılması gibi. İki insan birbiri içinde erir ve bir olur. Ve gerçek birleşme odur. Yani aşkta benzemek istediğin kişiyle cinsel ilişkiye gir diyorum. Benzemek istemediğin kişiyle sakın cinsel ilişkiye girme. Dağılırsın. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır.
Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz. Benim söylediklerimi uyguladınız. Videolarımı paylaştınız. Kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. Sizleri çok seviyorum.